Herkese merhaba. Bu dersten itibaren Dreamweaver'da CSS konusunu işleyeceğim. Yani içeriği CSS'le biçimlendirmeye göstermeye başlayacağım. Bunu da yaparken Dreamweaver'ı kullanacağız. Dreamweaver'ın en önemli özelliklerinden biri CSS ayarlarınızı tek bir elden kolaylıkla yapmanızı sağlaması. İlerleyen dersler boyunca bunları tek tek size göstermeye çalışacağım. Peki, CSS dediğimiz şey ne? Basamaklı stil şablonları diye Türkçeleştirilen CSS, HTML'e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanına fazladan olanaklar sunan bir web teknolojisi. Hani şöyle özetleyebiliriz. Sizler CSS sayesinde tek bir elden sayfanızın stillerini, hatta sayfa demeyelim, sitenizin stillerini yönetebileceğiniz gibi yazılarınızı, tablolarınızı, diğer nesnelerinizi tek bir yerden birkaç ayarı değiştirerek kolaylıkla ayarlarını yapabilirsiniz. Bunu yaparken Adobe Dreamweaver kullanacağız. Peki CSS'in hani faydaları tam olarak nedir? Hani gelişmiş bir web teknolojisi diyoruz. Burada da yazdığı üzere internet sayfaları için şablonları hazırlama olanağı verdiği gibi bağımsız olarak tamamen stilleri, renkleri, yazı büyüklüklerini, işte tabloların bulunduğu yeri, sayfanızdaki çeşitli ayarlamaları rahatlıkla yapabileceğiniz bir teknik. Avantajlarını sayacak olursak CSS'in, az önce de belirttiğim gibi tek bir noktadan sayfanıza dair ayarlamalar, yani stil ayarlamalarını kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bunu zaten ilerleyen derslerde üzerine basa basa vurgulayacağım. Yani gerçek bir CSS kullanmak istiyorsanız ya da yazmak istiyorsanız bunu ayrı bir CSS şablonuna, ayrı bir CSS alanına kaydetmek zorundasınız. Bunu sayfaya yedirmeyeceksiniz, sayfanın içine eklemeyeceksiniz. Bunun haricinde çok farklı, aklınıza hayalinize gelmeyen çok türlü denetimler oluşturabilirsiniz. En önemli özelliklerinden biri farklı web tarayıcılarında, mesela nedir onlar? Chrome, Firefox, Explorer. Birbirine çok yakın. Bakın birebir demiyorum çünkü her birinin bazı kendilerine ait sıkıntıları var. Örneğin Firefox'ta düzgün gördüğünüz bir sayfada Chrome'da ya da Explorer'da, özellikle Explorer'da zaten hani uzak tutmak lazım onu. Bazı şeyler birebir çıkmayabiliyor. CSS ne yapıyor? En yakın görünümü size sunmaya çalışıyor. Çünkü birebir demem iddialı olacaktır. Harici CSS dosyalarıyla bir sitedeki yüzlerce, binlerce sayfayı tek bir elden, yani tek bir CSS şablonundan, CSS sayfasından çok rahat kontrol edebilirsiniz. Şimdi size CSS'in belli başlı özelliklerini saydıktan sonra bu CSS nasıl yapılabilir? Yani sayfaya nasıl oturtulabilir? Bunları anlatayım. Arkadaşlar, öncelikle CSS'i, yani tanımlandığı konum olarak izah etmem gerekirse, birinci olarak paragraf etiketiyle yazdığım yazının yazı tipini ayarlamak istiyorum. Şuradan bir paragraf etiketi açıyorum. Ardından satır içi CSS tanımladığım için, ki bunu tavsiye etmiyorum asla, harici CSS dosyası işinizi görecektir. Ama şimdi öğrenmeniz için yazıyorum. Buradan style'e geliyorum. Burada CSS kısmında, CSS alanından kullanabileceğimiz seçenekler bir bir karşımıza çıkıyor. Öğrendiğinizde zaten elinizde yazmaya başlayacaksınız. Dreamweaver'ın en önemli özelliği şu. Bunları bir pencere içinden yapabiliyor. Biz sadece şu an yazıyoruz. Satır içi stili göstermek için yazıyoruz. Devam ediyorum. Yazı tipini değiştirmek istemiştim. Buradan yazı tipini değiştirmek için kullanacağınız CSS Font Family. Font Family'de bakın karşımıza hali hazırda fontlar çıkıyor. Neden 3 tane çıkıyor diye düşünürseniz eğer, size şöyle bir açıklama getireyim. Birincisi karşı tarafın bilgisayarında yoksa ikincisine geçiliyor, yoksa diğerine geçiliyor. Siz buradan kendi varyasyonunuzu da oluşturabilirsiniz. Hani burada dikkat etmeniz gereken şey nedir? Bir tane kullanmamaya çalışın. Gerçi şu an HTML5 ile yazı tiplerini otomatikman karşı tarafa yükleyebiliyorsunuz. Onun da bir font özelliği var da o zamanla öğreneceğiniz ya da farklı bir derste anlatılabilecek bir konu. Ben buradan Georgia yaptım. Sekme tuşuna bastım, otomatikman eklendi. Şimdi paragraf etiketini kapatıyorum. Bu bir denemedir yazıyorum ve bu sefer paragraf etiketini komple kapatıyorum. Yani slash'a bastığım anda otomatikman etiket kapandı. Tasarıma bakıyorum.
tasarımda işler yolunda. Satır içi stil tanımlama bu şekilde. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Bu birinci aşamaydı. Gelelim ikinci aşamaya. Sayfanın içine CSS stilini gömme. Tabii burada dikkat etmeniz gereken şey. Burada satır içine biz body etiketleri içine ekledik. Sayfanın içine stil gömmek istiyorsanız da head etiketleri arasına gömmek zorundasınız. O zaman şuraya biraz enter yapıyorum. Burada stili açabilmeniz için yazmaya başlıyorsunuz. Style ile başlıyorsunuz. Style. Siz asla gözünüz korkmasın. Yani ilerleyen zamanlarda öğrendikçe elinizde yazarsınız. Bunları Dreamweaver zaten bize yapacak. Ben sadece konuyu iyi kavrayın diye izah etmeye çalışıyorum. Style. Type'dan buradan text.css. Enter'a basıyorum. Style etiketini burada kapatıyorum. Şimdi araya istediğim stili yazabilirim. Şuradaki stili, paragraf stilini uçurdum. Paragraf etiketini buraya koydum. Sayfanın içine gömmeniz için önce etiketin ismini yazmanız lazım. Tabii CSS'in de kendi içinde türleri var da ben şu an paragraf etiketinden anlattığım için etiketin türünü yazmanız lazım diyorum. Etiketin ismini yazmanız lazım diyorum. Paragrafa bastım. Köşeli parantezlerle alanımı açtım. Şimdi yazmaya başlayabilirim. Font, family. Tekrar Georgia Times New Roman, Times Sheriff. Burada püf noktası şu oluyor. Tek kelime ise normal yazıyorsunuz. Birden fazla kelimeden oluşuyorsa tırnak içinde yazıyorsunuz. Times New Roman, Sheriff. Noktalı virgülle kapatın burayı. Kapattığınız anda işleminiz tamamdır. Şimdi diyorum ki paragraf etiketi gördüğün anda bu yazı tiplerinde uydur. Tasarıma bakalım. Değişen bir şey olmadı. Gene aynı. Georgia yazı tipi devam ediyor. Gelelim üçüncü stile. Bizim için en önemlisi üçüncü seçenek. Yani dışarıdan bir stil sayfası alma. Ya da bütün stillerinizi tamamen bir stil sayfasına yazma ve onu sayfa ile birleştirme. Silelim. Harici bir stil sayfası oluşturmak istiyorum. Dosya, yeniye basıyorum. Tabii bunun için farklı teknikler var. Ben onları da anlatacağım. Hani buradan ben taşıma işlemi de yapabilirim ama bu seferlik böyle olsun. Boş sayfadan CSS seçiyorum. Belge türü. Belge türüne herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Sayfa türünden CSS seçiyorum. Benim bir CSS dokümanım oldu. Ben buraya demin yazdığımın aynısını yazıyorum. Ama siz de anladığınız üzere burası tamamen başlı başına bir stil sayfası. Burası HTML sayfası. Verilerinizi vesairelerinizi her şeyinizi buraya girebilirsiniz. Untitled tekrar aynı usulde yazıyorum. Paragraf etiketi gördüğünde font family gölgeyi kullan. İlk anda biraz dolaylı gelebilir ama bir seferlik bunu yapmanız gerek. Dolayısıyla harici bir stil eklemek için ki tekrar söylüyorum bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle yapın. Ctrl C ile şunu kaydediyorum. Harici CSS olsun bunun adı. Hatta kayıt türünü buradan direkt CSS seçelim. Style. Şunu da sileyim o zaman. Kaydet. Harici CSS'i kaydettik. Peki, şimdi en önemli kısımlardan biri. Ben bunu bu sayfaya nasıl dışarıdan ekleyeceğim? Yapmanız gereken şey sadece şu. İsterseniz elle yazabilirsiniz. Buradan isterseniz type'dan tek CSS olduğunu belirtirsiniz. Ardından href'ten göz attan linkini ekleyebilir ve burayı kapatabilirsiniz. Ha, daha pratiğini söyleyeyim size. Tabii Dreamweaver'ın işte en büyük avantajlarından biri bu. CSS stilleri alanına basıyorum. Buradaki zincire stil sayfasına ekleye bastığım anda buradan bir yer istiyor. İçi aktar seçeneğini seçmemenizi istiyorum. Çünkü içi aktar seçeneği bu alana aktarma yapabilir. Bağı seçiyorum. Göz attan masa üstündeki hariciyi tıklıyorum. Tabii kaydedilmediği için o çıktı. Buradan isterseniz ortamı seçebilirsiniz. Yani mesela screen'i seçebilirsiniz. Bunun haricinde çeşitli araçlar var. Buradan neye ait olduğunu, hangi türe ait olduğunu mesela print yazıcılar için özel bir CSS ortamı oluşturuluyor. Buradan bir baktığınızda da anlayabilirsiniz. Yani printer için bir CSS yazabilirsiniz örneğin. Printer'dan
çıktı alacağınızda bazı şeylerin olmamasını isteyebilirsiniz. Ben buradan Screen'i seçiyorum. Tamam'a bastığım anda gördüğünüz üzere demin benim elle yazmaya çalıştığım şey Real Style Sheet Type CSS Media Screen otomatikman eklendi. Sizin kullanacağınız şey böyle bir durumda ne oldu? Untitled bir sayfası açıldığında kaynak kodu kısmı görülüyor. Yani sayfanızın o ıvır zıvırlarını girdiğiniz kısım görülüyor. Bir de bu sayfayı buna harici olarak bağladığım için harici CSS de otomatikman burada görülüyor ve siz kaynak koduyla uğraşırken ayrıyetten harici CSS'e erişip düzenli bir şekilde ya da farklı bir şekilde CSS'lerinizi ayarlayabilirsiniz. Buradan da göreceğiniz üzere harici CSS'ten paragraf seçeneği mevcut. Buradan da ayarlama yapabilirsiniz de ilerleyen derslerde değineceğim buna. Yani konuyu özetlersem, toparlarsam sizin kullanmanız gereken CSS stili ne satır içi ne sayfanın içine gömme, sizin kullanacağınız harici CSS stilleri oluşturmak.